Beka sorunu. Beka veya hayatta kalabilirlik, hayatta kalmaya da var olmaya devam etme yeteneğidir. Türkiye'nin beka sorunu denildiğinde, yani Türkiye'nin var olmaya devam etmesi, şeklindeki bir ifade ile moraller biraz bozuluyor. Şimdi gelelim, konu ile ilgili bir güncel olaya. Önceki gün CHP İstanbul İl Kongresi yapıldı. Burada söylenenler üzerinden, Fatih Altaylı bu sabahki yorum programında çok önemli bir görüşü paylaştı ve dedi ki: "Yemin ediyorum, bugün Cumhuriyet için en büyük tehlike, CHP'nin bugünkü yönetimidir. Bundan, her geçen gün daha çok emin oluyorum." Videoyu birlikte izleyelim. Ardından görüşümüzü bildireceğim. Mesele şu esas. Şimdi Cemal Can Bolat'ın ben şeyini anlamadım. Kongre konuşmasını, İstanbul Kongresi konuşmasını. Oraya bir AK Partili çıkarsan ve desen ki baba öyle bir konuş ki CHP perperişan olsun ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstermesi muhtemel olan Ekrem İmamoğlu insan içine çıkamayacak hale gelsin desen, bir AK Partili böyle bir konuşma yapmaz. Bu neyin hırsı, neyin kinin, hangi rantın paylaşılamaması veya hangi rantın peşinde koşmaktır? Ben bunu anlamadım kardeşim. Gerçekten anlamadım. Yani bugün şurası net ki Cemal Can Polat ve onun yanındakiler ve belli ki Kılıçdaroğlu ekibi, ki galiba buna ne yazık ki Canan Kaftancıoğlu gibi eski il başkanı falan da dahil, Ekrem İmamoğlu kazanmasında burayı isterse Tevfik Göksu kazansın, isterse Sağlık Bakanı mı aday olacak, o kazansın, eski Ulaştırma Bakanı mı aday olacak, kim kazanırsa kazansın, burası ister MHP'ye, ister AKP'ye, ister kime giderse gitsin, aman ha burayı şey kazanmasın, Ekrem İmamoğlu kazanmasın noktasında bir kinle doludur. Bunun sebebini benim anlamam mümkün değil. Ama şunu görebiliyoruz. Belli ki CHP'nin AKP karşıtlığı, AK Parti'nin ülkeyi batağa, yok olmaya sürüklediği yoldaki iddiaları aslında bunların kaygılanmasına sebebiyet veren bir şey değil. Ülke batmış, bitmiş, yok olmuş, AK Parti Türkiye'yi almış, bundan 2000 sene önceye götürmüş, Cumhuriyeti darmadağın etmiş, bütün kurumlarını yıkmış. Bu Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin şu kadar umurundaysa ben ne olayım? Şu kadar umurundaysa. İstanbul İl Kongresi'nde bunu gördük. Ve şunu söyleyeyim bak, bütün bunlar aslında eskaza aday gösterilirse Ekrem İmamoğlu'nun lehine. Millet CHP'den nefret ettiği için, CHP'nin bu anlayıştaki yönetimden nefret ettiği için İmamoğlu daha fazla oy verecek. Çünkü belli ki Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafına topladığı o rantiye güruh, ben artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ne diyeyim hani, ben hep şey düşünüyorum. Yani beceriksiz ama mali namusu var falan düşündüm. Ondan da hiç artık emin değilim etrafındakilere bakınca. Yani düşünsene ben kırk haramilerle oturuyorum, namusluyum diyorum. Babacığım etrafım kırk haramil oluyor. Ya en azından hani bunlar hırsızlığı paylaşırken bile oradan bir lokma da ya acıklık bir şey yedi, senin de boğazdan geçmiş olabilir. Abi haramilerle oturuyorsun kardeşim. O yüzden artık ona da inanmıyorum. Ve emin ol ki İstanbul'daki insanlar bu CHP'ye olan öfkelerinden dolayı Ekrem İmamoğlu'nu rekor oyla seçebilirler. Ama şu olabilir. İmamoğlu'nun kazanma ihtimali görürlerse aday göstermeyebilirler. Çünkü belli ki Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin artık bu konuda gözü dönmüş. Gözü dönmüş. İstanbul'u, hani deseler ki ya kardeşim ya Ekrem İmamoğlu kazanacak ya da İngilizler girip burayı tekrar işgal edecekler, İngilizler gelsin diyebilirler. O hale getirmişler işi. Bak sana yemin ediyorum, bugün Cumhuriyet için en büyük tehlike, AK Parti tehlikesi, AK Parti'nin yaptıkları şunlar bunlar falan, onlar ayrı bir şey ama bugün onlardan daha büyük tehlike CHP'nin bugünkü yönetimidir. Bundan her geçen gün daha çok emin oluyorum. Her geçen gün daha çok emin oluyorum. Yani hani Sezar'ın lafı vardır ya, Kartaca yıkılmalı. Bu yönetim yıkılmalı kardeşim. Türkiye'nin bekası için. Bak Türkiye'nin bekasındaki ben sıkıntı, bir numaralı beka sorunu Türkiye'nin göçmenlerdir. İki numaralı beka sorunu bugünkü CHP yönetimidir. AK Parti ondan sonra gelir. Fatih Altaylı ile aynı görüşteyim. Türkiye'nin ana muhalefet sorunu, Türkiye'nin beka sorunu ile özdeştir.
bir ülkenin siyaset sahnesinde ana muhalefet partisi yoksa, ya da partinin etkisi zayıfsa, ya da partinin iktidar olmak için bir arzusu yoksa, orada demokrasi olmaz ya da yalancı bir demokrasi vardır. Demokrasinin olmadığı bir ülkede insanlar özgüvensizdir. Demokrasi yerine diktatörlük ya da otokratik yönetim yer tutar. Bu siyasi rejimde insanlar, korku içinde yaşamaya, yoksul kalmaya ya da yok olmaya mahkumdur. Türkiye demokrasisi hakkında, 18 Ocak 2023 tarihinde yaptığımız sunumdan bir parça videoyu, burada paylaşmaktan memnuniyet duymaktayım. Demokratik rejimde, ana muhalefette görev üstlenmek, iktidar olmaktan çok daha önemlidir. Ana muhalefet, halk için sigortadır. Gelecek için güvencedir. Demokraside halk umutlarını kaybetmez. Mevcut iktidar memleketi çok kötü yönetse bile halk bilir ki, yani o patrondur, çözüm için gelecek ilk seçimde ana muhalefete oy verecek ve iktidara gelecektir. Halk sorunlarına karşı böyle bir çözümü elinde tutmaktadır. Bunu doğru işleyen demokrasilerde hep görüyoruz. Ana muhalefet partisi ardışık halde tek başına iktidara geliyor. Pratikte iktidar muhalefet değişimi esastır. Ama Türkiye Cumhuriyeti tipi demokraside bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Niçin? Cumhuriyet Halk Partisi son 73 yıldır tek başına hiç iktidar olmadı. Çoğu ön yargılı olan kendine sadık seçmeninden bugüne kadar aldığı %20-25 kemik oylarla yetindi. Kitle partisi olmayı hiç düşünmedi, denemedi bile. Belli ki istemedi. Kısa dönemli koalisyon hükümetleri dışında ana muhalefet pozisyonunu hep korudu. Bu olgu bir gerçektir. Ana muhalefetin geleneksel amacı rahat olan ana muhalefet pozisyonunu korumaktır. Bunu hep başardı. Çünkü tek başına hükümet olup memleketin ağır iş yükünü taşımak çok zahmetli bir iştir. Onlar bunu belli ki istemediler. Arka planda gizlenen ana muhalefet anlayışı ve niyeti hep böyleydi. Ama kimse bunu fark etmedi veya anlamak istemedi. Tehlikeleri fark eden bilinçli insanlarımızın çoğalması ve etkinleşmesi dileğimizdir. Ali Ara 2015 10 Ekim 2023